Sevgili aday öğrencilerimiz, sevgili velilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi tanıtım günlerinin ilk günü. Bugün Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nu ve Eğitim Fakültesini ağırlayacağız. Şu anda yanımızda Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndan öğretim üyelerimiz Doktor Ceylan Onay, Doçent Doktor Ceylan Onay, Doçent Doktor Bilgin Metin ve 2003 mezunumuz Beste Müminoğlu, 2005 mezunumuz Servet Güzel ve 2010 mezunumuz Buket Güler yer alacak. Teşekkürler. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yönetim bilişim sistemleri ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Bu iki tane hoca ve üç mezunumuzla geldik. Yani sizi çok istiyoruz. Burada şu an yönetim bilişim sistemlerine yazmayı düşünen kaç kişi var? Okey, harika. Gerçekten ilgili bir topluluğa konuşuyor olacağım o zaman. Efendim? Ha, bana söylüyorsun sandım. Pekala, ben geçen seneki tanıtımları izleyen oldu mu? Okey, o zaman geçen senelerde benim o yaptığım küçük bir oyun var. Onun yapmak istiyorum ki birazcık hani eğlenceli olsun aileler ve veliler için de. Biliyorsunuz bu bizim bölümün web sitesi. Buraya girerek her türlü bölümle ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. Apply MIS diye de ufak bir hashtag açtık. Oraya da isterseniz yorum yapabilirsiniz. Şimdi bütün veliler ve öğrencileri ayağa davet edebilir miyim lütfen? Şimdi oyunumuz şöyle, ben bir ikon göstereceğim. Eğer bu uygulamayı yani ikonu veya web sitesini kullanmıyorsanız oturmanızı rica edeceğim. Nedir bu? Facebook değil mi? Kullanmayanlar oturabilir mi? Çok enteresan bir istatistiğimiz var şu an. Yalnız arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Gençlerin çoğu oturdu. Pekala devam edelim. Twitter. Yine gençler oturdu, inanılmaz. Ben ters sıradan sorsaymışım. Snapchat? Kalkan olabilirdi belki arada. Peki bu ne? LinkedIn. Oo, bir kişi, süper. Pekala, lütfen oturun. Bu küçük bir oyun, istatistiki olarak toplumda neredeyiz birazcık onu anlamaya çalışıyorum ki size yönetim bilişim sistemleri ne yapar, ne eder diye anlatırken hani sizden de birazcık feedback alayım. Burada sormadığım bir tane var. Belki Instagram'ı sorsam herkes elini kaldıracak mıydı? Evet, değil mi? Peki, evet bu bir trend analizi olarak analizleri alabiliriz. Instagram rules. Pekala. Şöyle devam edelim o zaman. Biz ne yapıyoruz? Şimdi bu bilişim nedir? Biz 10 küsur senedir hatta daha fazla senedir bilişimin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama aslında bilişim sizlerin artık hayatınızın birebir içinde olan bir şey. Bu bilişim nedir? Bilgiye dayalı bir ekonomidir. Bilgiye dayalı ekonomilerde toplumlar bilgi üstünden değer yaratmaya çalışır. Bilgi üstünden değer yaratmak ne demektir? Bilgiyi kaydetmek, düzenli bir şekilde incelemek, analiz etmek ve bundan bazı çıkarımlar yaparak bizlerin hayatını kolaylaştırmak. Aslında temel amaç bu. Bu bilgiyi uygulayıp hayatımıza dahil edebilen şirketler artık çok büyük iş gücüne sahipler. Yani pazar payına sahipler. Çünkü bu iş gücüyle ve bu sizlerin yetkinlikleriyle bilgi sistemlerini, bilgisayar sistemlerini entegre ettiğimiz zaman, bir araya getirdiğimiz zaman Endüstri 4.0 denen bir paradigma değişikliğini yaşıyoruz aslında. Bu değişiklikte sizlerin bireysel olarak hayatınızda arkadaşlarınızla yaptığınız iletişim nereden oluyor? O telefonlardan oluyor değil mi? O telefonlar artık sadece telefon mu? Değil. Artık hepsi birer küçük bilgisayar. O bilgisayarın içinde bir sürü bilgi var ve o bilgilerle siz hayatınızı ne bileyim alışverişe giderken hangi yoldan gideyim diye bile girip haritadan bakıyorsunuz ki zaman kazanayım diyorsunuz. Veya bir AVM'ye gittiğinizde sizin telefonunuza küt diye mesaj düşüyor. Diyor ki şurada sana özel promosyon var, indirim var. Dolayısıyla hem bu bizim sosyal hayatımızda kullandığımız bir şey hem de şirketlerin size daha kaliteli ürünler, hizmetler sağlayıp sizin müşteri olarak memnuniyetinizi arttırmak için kullandıkları bir altyapı. Şimdi bu altyapı iki tane temel konuyu içeriyor. Biri bilgi sistemlerine hakim olmak. Yani bilgisayardan, yazılımdan, ürün geliştirmeden anlamak. İkincisi ise yönetici olarak bunlardan nasıl değer yaratabileceğinizi bilmek. Yani burada önemli olan sizin hem bir bilgisayar mühendisi kadar olmasa da bir bilgisayar mühendisinin temel yetilerine sahip olmanız, hem de bir işletmecinin
temel yetilerine sahip olmanız ki bu iki ana temel bilgiyi birleştirip şirketler için son derece ihtiyaç duydukları nitelikli bir iş gücü profiliyle mezun olasınız. Burada disrupt digitization İngilizce var, kusura bakmayın. Çoğu görsellerde İngilizce. Ama burada çok enteresan şeyler gösteriyor. Mesela akıllı şehirler gösteriyor, akıllı fabrikalar gösteriyor. Üretim planlamalarının info bilgi sistemlerini anlayıp geliştirip yönetebilen kişiler tarafından kurulduğu ve işletildiği şirketler, şehirler, hayatlar geliyor artık önümüzde. Dolayısıyla bu değişimi, ne deniyor bu değişime şu an sektörde? Dijital dönüşüm deniyor. Bu dijital dönüşümün birçok boyutu var. Pazarlamadan tutun finansa, oradan üretime, oradan insan kaynaklarına. Şirketlerin hepsinin en çok şu an ihtiyaç duyduğu iş gücü, bilgi sistemlerinden anlayan, yeni teknolojilerden anlayan, bunları kurgulayabilen, yönetebilen yöneticiler. Bizim programımızın temel amacı da aynen bu saydığım niteliklere sahip insanları yetiştirmek. Çünkü bu bilgi sistemleri artık şirketlerin kalbinde, kalbi yani merkez. Bütün sinir sistemi şirketin bu bilgi sistemleri üstünden gidiyor. Bu role, yönetici rolleri nerede olabilir çocuğunuz mezun olduğunda? Tabii ki alt kademelerden yöneticilik olmaya başlayan patika bütün meslek kollarında olduğu gibi temelden başlayacak. Ama hedefin neresi olabilir? Bu bilgi yöneticileri, Chief Information Officer İngilizcesi, dijital yöneticiler, direktörler, teknoloji officerlar, teknoloji yöneticileri, direktörleri gibi roller geliyor artık. Şimdi burada programla ilgili web sitesine girebilirsiniz. Orada ne yaptığımızı detaylı olarak burası anlatıyor. Derslerimizde temel olarak ilk iki sene temel bilgisayar mühendisliğine benzer şekilde uygulama, programlama, algoritma, sistem analizi, tasarım gibi dersler var. Aynı zamanda işletme temelli, finans, muhasebe, pazarlama gibi dersler var. Bizim asıl farkımız 3. ve 4. senelerde ortaya çıkan uzmanlık derslerimiz. Bu uzmanlık derslerimiz tamamıyla bilgi sistemleriyle bu yönetici ihtiyacından doğan nitelikleri birleştiren, entegre eden dersler. Bunlar ne olabiliyor? Mesela veri madenciliği. Şimdi veri madenciliği deyince elinde şeyle, çekişle gitmiyorsun. Çok mu konuştum? Beni durdurun. Veri madenciliğinde gidip veriyi şey yapmıyorsun. Veri nedir? Bilgi. Ben mesela şirket beni takip ediyor. Ben nereye gittim, ne alışveriş yaptım, ne yaptım. Veri madenciliği yaparak benim bir profilimi oluşturuyor. Ha diyor ki ben bu kadın için mavi elbise önermeliyim. Altına da pembe topuklu ayakkabı söylemeliyim. Oldu mu Buket? Olmadı pek. Daha güzel bir renk seçimi olmalıydı. Ama demek istediğim bu veri madenciliği gibi özel derslerle asıl sektörün şu an çok ihtiyaç duyduğu insanları yetiştiriyoruz. Yüksek lisans programlarımız var. Tezli, master yani yüksek lisans derecesi alabiliyorsunuz. Doktora programımız var. Türkiye'deki ilk doktora programını bu alanda biz önerdik ve ilk mezunları da biz verdik. Buradan yine mezunlarımız Türkiye'de çalışabildiği gibi burada çeşitli sektörlerde görüyorsunuz. En çok danışmanlık, denetim, e-iş, elektronik iş yani bu hepsi burada vesaire gibi şirketler. Finans, bankacılık, telekomünikasyon, hızlı tüketim, üretim bizim en çok mezunlarımızın çalıştığı yerler. Keza bugün misafir mezunlarımızın BES'te, BSH grupta, işte Bosch, Siemens vesaire gibi üretim yapan büyük bir şirkette yönetici. Servet, KPMG'de direktör. O da en büyük 4 audit denetim şirketinden birinde üst düzey yönetici kendisi. Ve BES'te kendi sosyal medya hesabını ve blogger olarak kendi işini kurdu. Sosyal medya üzerinden pazarlama işleri yapıyor. Yani gördüğünüz gibi çok farklı skalada yönetici pozisyonlarında veya kendi işlerini kurarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu yine yaptıkları işler, bilişim sistemleri geliştirme, pazarlama, iş geliştirme, finans, bütçe, yönetim gibi konularla görev alıyorlar. Çalıştıkları firmalarsa yine dediğim gibi çok geniş skalada. Çünkü şöyle düşünmemek lazım, bilişim işini sadece teknoloji şirketinin ihtiyacı var. Hayır, bu yanlış. Bilişim uzmanına, yani bilişim yöneticisine daha doğrusu, bütün sektörlerin ihtiyacı var. Çünkü banka diyemiyor ki ben müşteri verisini analiz etmeyeyim. En çok bankanın ihtiyacı var. Çünkü size göre kredi hesaplayacak, size göre faiz verecek mesela. Evet, şimdi artık ben susup sözü mezunlarımıza vermek istiyorum. Ha, bir kere bir not daha söyleyeyim. Bu seneden itibaren yönetim bilişim sistemleri bölümü eşit ağırlıklı olarak
puan sistemiyle öğrenci alıyor. Lütfen bunu da hani dikkatinize sunmuş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü mezunlarımıza, pardon, Bilgin Hoca'ya vereceğim. Çok özür dilerim, atladım. Bilgin Hoca'nın burada özel bir araştırma merkezi var. Gel sen anlat Bilgin. Çok teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben daha çok bölümde teknik derslerle ilgileniyorum. Ve özellikle de siber güvenlik alanıyla. Biz bir İstanbul Kalkınma Ajansı projesi olarak yönetim bilişim sistemleri siber güvenlik merkezini üniversitemizde kurduk. Bu konuda yaz kampları, kış kampları düzenliyoruz. Ve bu kamplarımız tüm üniversite öğrencilerine açık, tüm Türkiye'deki üniversite öğrencilerine açık. Şimdi söze neden böyle başladım? Yönetim bilişim sistemleri öyle bir alan ki tüm teknolojilerle, tüm branşlarla, tüm sektörlerle alakalı. Hayatta en önemli şey nedir? Hani mutluluktur ve özgürlüktür. Yani mesela çocuklarımız üniversitede iyi bir yerleri kazansın istiyoruz. Neden? Mutlu olsunlar diye. Mutluluk nasıl mümkün olur? İyi meslek seçimiyle mümkün olur. Şimdi bir MIS öğrencisi teknik dersler alıyor. İşletmeye yönelik dersler alıyor. İşte karar destek sistemleri gibi endüstri mühendisliğine yönelik dersler alıyor. Ve bir öğrenci mezun olduğu zaman bu alanlardan hangisi ilgisini çekiyorsa o alanda bir meslek sahibi olabiliyor. Bence hayatta en önemli şey budur. Siz diyelim mühendislik okudunuz ve son sınıfa geldiniz ve de aslında o kadar da çok teknik bir meslek yapmak istemediğinize karar verdiniz. Bu ne demektir? Hani Boğaziçi Üniversitesi mezunu olmanız size mutlaka bir avantaj sağlayacaktır. Boğaziçi Üniversitesi faaliyetlerinden istifade ettiniz. Boğaziçi Üniversitesi etkinliklere katıldınız. Bu bir özgüven verecektir. Ama bir taraftan da kariyerinize sıfırdan başlıyor gibi de olabilirsiniz. Yönetim bilişim sistemlerinde ise son sınıfa geldiniz. Ben yazılımcı olacağım dediniz. Bununla ilgili yeterli dersler aldınız. Yönetici olacağım dediniz. Yani hem finanstan anlıyorsunuz, hem muhasebeden anlıyorsunuz, hem teknik konulara hakimsiniz. Ya da dediniz ki ben beyaz şapkalı hacker olacağım. Bu da mümkün. Böyle bir esneklik sağlıyor. Yani dolayısıyla ileride mutlu olacağım mesleği seçeceğim diyorsanız bence en ideal bölümlerden bir tanesi. Diğer alan dediğim gibi mesela siber güvenlik. Siber güvenlik neyle alakalı? Şirketler, bugün şirketlerin işleri birkaç dakika bile dursa çok büyük zararlara uğrayabiliyorlar. Prestij kaybına uğrayabiliyorlar. Mesela bir şirket bir siber saldırıya uğradığı zaman kayıplarının en iyi şekilde analizini yapması hem bir teknik bakış açısı gerektirecektir hem bir işletme bakış açısı gerektirecektir. Yani çağımızdaki her şey çok hızlı değişiyor. Ve şirketler öyle sorunlarla karşılaşıyorlar ki hızlı karar vermek gerekiyor. Bu da çok farklı bakış açılarını barındırmasını sahip olmayı gerektiriyor. Dolayısıyla MIS Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü bu çok yönlü bakış açısını öğrencilere sağlayabiliyor. Yani eskiden çok büyük dediğimiz şirketler artık eskisi kadar büyük değiller. Ya da mesela şu an baktığımız zaman hani bir Facebook'un bu kadar büyük olabileceğini kim daha önceden öngörebilirdi? Yani bu hızlı değişen çağda öğrencilere farklı bakış açıları vererek yetiştirmeye çalışıyoruz biz. Yani ve de bizim bölümümüz özellikle sektörle çok iç içe olan bir bölüm. Yani son sınıftaki seminer dersleriyle olsun. Öğrenciler diyelim derslerini aldılar. Bunun haricinde kendilerini geliştirmek istiyorlar. Hani bu konuda ben en iyi örneği denetim alanında verebilirim. Çünkü İSEK adı verilen tüm dünyada şubeleri olan bir dernek ile mesela bağlantı halindeyiz. Öğrenciler daha mezun olmadan bu derneğin faaliyetlerine katılıp iş hayatında belki de yanlarında çalışacağı yöneticilerle tanışma şansına sahip olabiliyorlar.
IDC dediğimiz bir organizasyon var keza. Mesela onlarla çok yakın ilişkiler içerisindeyiz. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz ve sektörün önde gelen kişilerini derslerimize davet edebiliyoruz. Ve en önemlisi, yine konuyu oraya bağlayacağım, siber güvenlik. Bu konuda yani, Türkiye'deki sayılı siber güvenlik merkezlerden birisini üniversitemize kurduk. Öğrenciler derslerin haricindeki zamanlarında buraya gelerek kendilerini bu alanda yetiştirme şansına sahip olabiliyorlar. Yani artık rekabet koşulları öyle arttı ki sırf derslerde ne yaptığınız değil, ders harici zamanlarınızı ne kadar iyi değerlendirdiğiniz de çok önemli olabiliyor. Ve daha mezun olmadan sektörle tanışmanız son derece önemli olabiliyor. Yani bizim son sınıf öğrencilerimizin çoğu bir yerlerde part time olarak çalışıyor, sektöre daha erken giriş yapabiliyor. Ya da son sınıfta çok fazla sayıda seçmeli ders var. Kendi istediği alanda seçmeli derslerini alıp o konuda uzmanlaşabiliyor. Dediğim gibi hani benim burada vurgulamak istediğim nokta çoklu bakış açısı. Bu çoklu bakış açısı sayesinde özetlemem gerekirse çok hızlı değişen iş hayatında hızlı kararlar verebilecek öğrenciler yetiştiriyoruz. Bir. İkincisi, size uyacak, sizi en mutlu edecek mezun olduğunuz zaman mesleği seçecek bir esnekliğe sahip oluyorsunuz. İşte dediğim gibi bizim yazılımcı da olan öğrencilerimiz var. Yönetici olan da öğrencilerimiz de var. Şimdi sözü onlara vereceğiz. Denetim alanında çalışan öğrencilerimiz de var. Müşteri ilişkileri yönetimi alanında çalışan öğrencilerimiz de var. Ve hepsi gerekli donanımlarla bu meslekleri yapabiliyorlar. Özetle özgürlük ve mutluluk için yönetim bilişim sistemleri diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, o zaman sırayla gidelim isterseniz. Bayanlardan başlayalım. Beste, sizden başlayalım mı? En genç mezunumuz sizsiniz. Oradan da oturabilir, konuşabilirsiniz arzu ederseniz. O şey de olabilir, nasıl rahat ederseniz. Hiç fark etmez, oradan daha rahat. Tamam, peki. Hoş geldiniz, duyabiliyorsunuz beni. Merhaba, ben bugün size ben bölümü tercih ederken neler hissettim, neler yaptım, neler yapıyorum ve MIS'in bana ne gibi katkıları oldu, bunlardan bahsedeceğim. Ben Beste Müminoğlu Güren, ikinci soyadım da var, evlendim de kısa zamanda. Mezun oldum, çalıştım derken hemen de evlendim. Hayat çünkü hızlı gidiyor, bir şekilde biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ben 2008 girişliyim, 2013 yılında da mezun oldum zaten. Ben 2008 yılında tercih yaparken yine MIS'in genel tanımları yapılıyordu ve herkes MIS'i anlatmaya çalışıyordu. İşte bunlardan birkaç tanesi hepimizin bildiği bilişim teknolojileriyle işletmesel konuları, yönetmesel konuları birleştirir. Disiplinler arası bir konudur gibi böyle afilli güzel tanımları vardı ama açıkçası beni hiçbiri etkilememişti. Ben televizyonda, gazetede geleceğin ilk 3-5 mesleği arasında MIS'i görünce tamam ya ben bunu tercih etmeliyim dedim. Dün akşam açtım baktım hala öyle, aslında çok da konuşmaya gerek yok, siz direkt tercih edebilirsiniz yani. Hala geleceğin ilk 3-5 mesleği arasında gözüküyor. Şaka bir yana ben çok da bilinçli bir tercih yapmadım. Çok bu tanımları içselleştiremeden bir tercih yapmıştım. Ama benim hayatımda aldığım en bilinçsiz karar olmasına rağmen en şanslı olduğum karar. Ben MIS mezunu olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Biraz anlatayım. Bilgin hocamızın da dediği gibi ben 3. sınıfın yazında çalışmaya başladım Vodafone'da. Bilgi teknolojileri departmanının altında, bu çatının altında tedarikçi yönetimi ekibinde çalışmaya başlamıştım. 4. sınıf boyunca part time çalıştım. Ondan sonra da bir yıl full time çalıştıktan sonra Vodafone'dan ayrıldım. BSH'a geçtim. Ben bir görmek istiyorum yine de BSH'ı bilen var mı isim olarak? Benim için de bir analiz olsun. İsim olarak bilinmiyor ama Gaggenau, Bosch, Siemens, Profilo dediğimizde sanırım daha da tanıdık gelecek. Biz BSH grubu olarak Gaggenau, Bosch, Siemens, Profilo'yu dünyada ve Türkiye'de üretip dünyaya ve Türkiye'ye satıyoruz. Profilo bizim yerel markamız, onu sadece Türkiye'de üretip Türkiye'ye satıyoruz. Ama diğer bütün markalar dünya çapında ve Türkiye'de üretilip satılıyor.
Merkezimiz de Almanya'da, Münih'te. Yani global bir şirketiz. Ben de BSH'da bu heyecanla yine çalışmaya başladım. Analitik ekibinde. Analitik neleri kapsar? İşte çok yine böyle hepimizin duyduğu nedir bu diye merak ettiği, veri madenciliğini içeren, Ceylan Hocam'ın bahsettiği büyük veri, şirketlerin bütün raporlamalarının kapsadığı alan analitik. Biraz özet geçeceğim oraları. Analitik ekibinde ben developer, geliştirici olarak başladım. Sonrasında sırasıyla proje yönetimi, ürün yönetimi yaptım ve bu senenin başında da 2018'de de analitik ekibinde bir yöneticilik görevini üstlendim. Bir ekibim var şu anda. 2 hafta önce de bu haber çok yeni, sizinle paylaşmak da bana nasip olmuş oldu. 2 hafta önce de başka bir ekibinde yöneticiliğini üstlendim. Bu da ürün yönetimi ekibi. Ürün yönetimi ekibinde yöneticiliğini üstlendim. Şu anda 2 ekibim var. Toplamda 12 kişiyiz. Çok yoğun, dinamik ve heyecanlı hissediyorum. Bence bir insanın hayatında, kariyer hayatında 5 yıl çok uzun bir süre değil. Ve ben bu 5 yıl içerisinde güzel işler çıkardığımı düşünüyorum. Bu güzel işleri çıkartırken de MIS'in katkılarını çok gördüm, çok hissettim. Bunları sizinle de paylaşmak isterim. MIS bana bence yeni bir dil öğretti. Ben bu yeni dili sosyoteknik dil olarak tanımlıyorum. Bu ne demek? Teknik bir insanla bir problemi, bir konuyu konuşurken tam olarak onun anlayabileceği seviyede tekniğe inip talebi ona iletebilmek ve teknik bilmeyen biriyle de mesela anneme babamı da şirketteki problemi çok rahat, çok yalın anlatabiliyorum. Çünkü ben sosyoteknik dil biliyorum ve bunu bana MIS öğretti. MIS bana daha okurken sektörü takip edebilmeyi öğretti. Bizim hocalarımız, yarı zamanlı da çok fazla hocamız var bu arada. Özel sektörden gelip ders veren hocalarımız ve yine sektörden sonra akademisyen olarak kariyerine devam etmiş hocalarımız. Sadece akademisyen olsa bile sektörü, piyasayı sürekli takip eden hocalarımız var. Zaten 2 yılda bir ders programımızın güncellenmesinden de bence bunu anlayabilirsiniz. Mesela ben proje yönetimi dersini üst düzey yönetici olan bir hocamdan aldım ve hala da bütün teknikleri seve seve kullanıyorum. Ekonomi dersinde hiç unutmuyorum, hocamız enflasyon oranları açıklandığında hemen açardı. Hadi üzerine biraz tartışalım bakalım, siz yönetseniz nasıl yönetirsiniz diye sorardı. Keza finans dersinde şirketlerin hisse değerlerini açar bakardık. Hangisinden hisse alalım? Yani birazcık paramız var ama onu nasıl değerlendirebiliriz? Bunların üzerine kafa yorardık. Bu da dolayısıyla benim bir gözümün hep piyasaya, sektöre karşı ve dünyaya karşı açık olmasını sağladı. Bana büyük resmi görebilme yetisini kattı. Ayrıca MIS bana bir grup içerisinde iş planlayabilmeyi, grup içerisinde çalışabilmeyi öğretti. Ben size en az 3 ders sayabilirim ki kendi şirketimiz varmışçasına bir ekip kurduğumuz, kendi fikrimizi bulduğumuz ve bu fikri projelendirip işlere bölüp yapıp sonra da sunduğumuz. Bu bence küçük ölçekli falan da değil, orta ölçekli bir iş dünyası simülasyonudur. Bunu da MIS bana kattı. Ben sanki mezun olmadan, mezun olmuşçasına şu anda yaptığım işlerin çoğunu biliyordum zaten. Ayrıca MIS bana çok da güzel bir network kattı, bir tanışıklık çevresi kattı. Biz farklı alanlarda çalıştığımız için hepimiz, buradaki mezunlardan da göreceksiniz ufak bir örnek olsa da, çok büyük, güçlü bir topluluğuz. Bu topluluğun içinde olmak, bir fikir alışverişi yapmak istediğim zaman bana tabii ki kendimi güvende hissettiriyor. Bu da büyük bir şans. Daha çok kısa süreince, 1 ay önce 2018 MIS mezunu bir arkadaşımı ekibime dahil ettim ben. Biz de proje öğrencisiydi, şimdi full time olarak işe başladı. Biraz önce MIS bana şunu kattı diye bahsettiğim çoğu kültürel olgunun yansımasını ben onda da görüyorum. Dolayısıyla diyorum ki bu bir tesadüf değil. Bu okul ve bölüm bu kalitede eğitimi demek ki veriyor ki biz de mezunlarımızda, sadece bende, sadece Servet'te, Buket'te değil, çoğumuzda bu yansımaları görebiliyoruz. Özetle evet, ben bilinçsizce bir tercih yapmış olabilirim. Sizin daha bilinçli tercihle burayı seçmeniz için ufacık da bir katkım olacaksa ne mutlu bana. Çok geniş yelpazedeki bir sektörel alanda sosyoteknik kabiliyetiniz olsun, büyük resmi görebilin istiyorsanız bence bu bölümü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.
Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ekstra sorunuz olursa her zaman desteğe hazırız hepimiz. Teşekkürler. Gençlerden devam edebilir miyiz? Buket, sizden devam edelim. Servet, siz de en senior mezunumuz olarak hepsini toparlarsınız en son, olur mu? Çok teşekkürler. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Aslında bugün çok farklı bir başlangıç yapmak istiyorum sizle. Şu an yaşadığım hislerle ilgili. Okula girdiğimde, binaya girdiğimde gerçekten Boğaziçi'de olmanın verdiği bir gurur var. O yüzden ilk böyle başlamak istedim. Bu çok anlatılabilecek bir şey de değil aslında. Belki birçoğunuz Boğaziçi yerine farklı okulda düşünüyorsunuz, tercihinize yazmak istiyorsunuz. Ama bence gerçekten Boğaziçi'li olmak bir ayrıcalık. Bunu ancak burada okuyup, burada yaşayıp, burayı görüp, buradaki dersleri, buradaki ortamı, insanları bu şekilde anlayabilirsiniz. O yüzden onlara sesleniyorum. Eğer başka okulu yazmayı düşünen varsa lütfen bizi yazın. Çünkü gerçekten Boğaziçi'li olmak bence bir ayrıcalık. Bunu aslında nasıl görebiliyorsunuz? İnsanlarla konuştuğunuzda görebiliyorsunuz. Nereden mezunsun Boğaziçi? Bu kesinlikle ve kesinlikle bence kapı açan bir kelime. O yüzden Boğaziçi'li olmayı seçmeniz gerektiğini düşünüyorum. Biraz kendimden bahsetmek gerekirse aslında ben evet sosyal medyada çok takipçili bir hesabım var. Ama bunun altında aslında 6,5 senelik bir kurumsal geçmişim var. Bilgin Hoca'nın da dediği gibi üniversite son sınıftayken ben de çalışmaya başladım. PricewaterhouseCoopers'ta çalıştım. Bu firmayı duymuşsunuzdur muhakkak. Türkiye'deki aslında 4 büyük audit ve danışmanlık firmasından biri. Bu firmada ilk hani staj part time için görüşmeye gittiğimde bana bazı sorular sordular. Bu sorular aslında okuldaki derslerle alakalıydı. Nasıl alakalıydı? Şöyle anlatayım. Kendi yaptıkları projeleri anlattılar. Örneğin işte şirket satın alması yapıyoruz, pazar araştırması yapıyoruz. Farklı alanlarda bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Analitik bilgin var mı? Muhasebe gördün mü? Finans gördün mü? Ben örneğin 3. ve 4. sınıfta demin biraz daha yazılımdan bahsettik. Ben biraz daha pazarlama ve strateji bu derslere ağırlık verdim. Bunlarla ilgili bilgiye sahip misin? Çünkü biraz şöyle oluyor artık yeni mezunlarda. Sıfır gelemezsin. Aslında biraz donanımlı gelmen gerekiyor. Hem yaptığın stajlarla hem de bölümde gördüğün dersler burada çok önem kazanıyor. Ve özellikle management consulting, yani yönetim danışmanlığı çok büyük bir eleme yapıyor. Sizi çok fazla işte mülakata sokuyorlar, neler biliyorsun, case study'ler, örnek yani senaryolar yaratıyorlar. İşte demin Vesta bahsetti, örneğin şirketiniz var, böyle bir harcama yaptınız, bütçenizi nasıl yönetirsiniz vesaire. Bu, aslında biz bu senaryoları okulda derslerde gördük. Birçok farklı senaryolar çalıştık, birçok farklı problemler çözdük. O yüzden böyle bir görüşmeye aslında hazır olmak sizin için çok önemli. Bu da bizim bölümün faydalarından biri. Diğer bir faydası, bölüm çok fazla disiplini bir arada sunuyor. Bu ne demek? Aslında ilk okula girdiğimde örneğin birinci sınıfta çok fazla yazılım dersi gördüm ve bunlardan çok keyif aldım. Daha sonra ama pazarlama ile ilgili, finansla ilgili, muhasebe ile ilgili bazı dersler gördükçe buraya geçebileceğimi düşündüm. Bu alanda bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Ya her zaman aslında kendinizi, fikrinizi değiştirebiliyorsunuz. O yüzden çok net bir tanımla işte şu mühendisiyim, buyum gibi bir şeyiniz yok. Hatta benim mezun arkadaşlarımın hepsi farklı yerlerde çalışıyor. Birazdan onunla ilgili de çok kısa bir açıklama yapacağım. İlk önce kendimle ilgili tanıtımı bitirmek istiyorum. PricewaterhouseCoopers'tan sonra Vodafone'da çalıştım ben de bir sene. Orada Customer Value Management, yani aslında müşterileri nasıl elde tutarız, onlarla ilgili nasıl kampanyalar çalışırız, bununla ilgili bir bölümdü ve daha analitik bir bölümdü. Bu sefer mesela Price'dan daha farklı, daha analitik, daha böyle data analizi yaptığımız, ona sonuçlar yarattığımız bölüm. Aslında çok kısa şöyle anlatabilirim. Telefonlarınıza mesajlar geliyordur. İşte Vodafone'da şu kadar paket kullanıyorsunuz ama daha az ödemek ister misiniz şu pakete geçerek gibi. Bu tarz kampanyalar yapıyorduk. Ve çok da iyi sonuçlar aldık. Bir yıl kadar bununla ilgili Vodafone'da çalıştım. Sonrasında Avon'dan bir teklif aldım. O zaman gerçekten tam olarak pazarlama yapmak istiyordum. Yani şunu düşünebilirsiniz. Bölüm çok bilişim kokuyor ama pazarlamada işte FMCG'de çalışabilir miyiz diye. Evet, bununla ilgili hiçbir kısıtlama yok. Çalışabilirsiniz. O dönemde de Avon'da marka yöneticiliği yaptım. Önce makyaj
cilt bakımı, birçok farklı alandan sorumluydum. Bu da yaklaşık 3,5 sene kadar sürdü. Son 2,5 senedir de kendi işimi yapıyorum. Kendi işim sadece aslında sosyal medya değil. Instagram'da evet bir blogum var ama bunun dışında ilk önce dışarıdan danışmanlık vermeye başladım. Hatta bununla ilgili de bir hikaye var. Danışmanlık verdiğim yerlerden biri Hap diye bir firma, bir yemek firması. Oranın sahibi Sinan Bey, o da ODTÜ mezunu. Benle bir konuşma yapmıştı küçük ve şöyle de bir şey söyledi. Ben dedi, seni gerçekten Boğaziçi mezunu olduğun için tercih ediyorum. Çünkü gerçekten sadece Boğaziçi ve ODTÜ mezunlarını yanımda çalıştırmak istiyorum. Diğer tabii hani onda bir de danışmanlık ve telekomdan da bir ortak noktamız vardı. Ama demin söylediğim gibi gerçekten Boğaziçi'nin böyle bir ayrıcalığı var. Çünkü okulun düşünme şeklinin, buradaki öğrendiklerimizin gerçekten çok köklü olduğunu düşünüyorum ve herkes tarafından kabul gördüğünü düşünüyorum. Sonrasında 2,5 sene farklı birçok 5-6 firmaya danışmanlık verdim. Bu esnada sosyal medyada bir hesap daha kurdum. Bu da aslında yine Türkiye'de ilk yapılmış bir fikirdi. Farklı ürünleri tek bir yerde nasıl gösteririz ve bunu sosyal medyada sürekli nasıl paylaşabiliriz? Hatta ben bu hesabı açtıktan sonra birçok farklı hesapta bunun benzerini yapmaya başladı. Ama bir Boğaziçi için asla bunlar yeterli değil arkadaşlar. Şimdi buradan örnek vereceğim nasıl demin arkadaşlarımı söylemiştim, mezun arkadaşlarımı, onunla bağlayacağım. Sonrasında da ben bir marka kurdum ve bu markayı Amerika'da kurdum. Bu çok yeni aslında, Nisan ayında kurdum. Bu bir giyim markası. Şu andaki hedefim de aslında Türkiye değil, hani tüm dünya çapında tanınır bir marka olmak. Bunu nasıl yapıyorum? Aslında bu markanın web sitesindeki en ufak kodlara bile kendim şu an müdahale edebiliyorum. Ve bunu gerçekten bölüm sayesinde yapabiliyorum. Çünkü bir Hintli ile çalışıyorum ve aramızda 8 saat fark var. Her zaman her şeye çabuk dönemiyor ama ben ufak şeyleri kendim düzeltebiliyorum. Bu aslında çok küçük ve hayata dair bir örnek. O yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim. Bunun dışında farklı şeyler de yapmayı düşünüyorum, farklı işler yapmayı düşünüyorum. Ve bunun için cesaretim var. Bu cesareti bana sağlayan da benim okulum, benim bölümüm. Bölümdeki en yakın arkadaşlarım, şu an biri yıllardır Facebook'ta çalışıyor, Amerika'da, diğeri Microsoft'ta çalışıyor. En yakın arkadaşlarım da bunlar. Ve bizim bölümden birçok insan yurt dışına gitti çalışmak için. Ve bu çok büyük bir oran. Bunu o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Yani bölümün böyle bir avantajı çok var. Sadece Türkiye değil, özellikle Almanya'da çok fazla tanınırlığı var. Eğer yurt dışına gitmek gibi bir planınız varsa kesinlikle bu bölümü öneriyorum. Şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bizi tercih edersiniz. Çok teşekkürler. Servet, sizi davet edelim kürsüye. Servet Bey de bir 5 dakika konuştuktan sonra sorularınızı alacağız. Daha sonra da aşağıda bulunacağız. Yine gelip bize sorabilirsiniz. Burada birazcık sizlerden soru cevapları da kabul edeceğiz. Çok teşekkürler. Sağ olun Servet. Herkese merhaba. Servet Gözel ismim. 2005 mezunuyum MIS'ten. Direkt KPMG'de başladım çalışma hayatıma 2005 yılında. Sonra 2008'de yurt dışı macerası oldu. İşte 4 sene kadar Hollanda'da çalıştım ve yaşadım. Tabii işte memleket hasreti vesaire derken çok fazla dayanamadım, döndüm. Yine aynı şirkete döndüm açıkçası. 6 yılı da geçti herhalde. İşte toplamda 13 yıldır bu alandayım. Şimdi süreyi de efektif kullanıp diğer konuşulanları da toparlayıcı bir görevim olacak herhalde son konuştuğum için. Şimdi yani ben bu bölümü seçtiğimde işte diğer arkadaşlar gibi çok net değildim. Neyin içine girdiğimi, ne okuyacağımı çok bilmiyordum işin açıkçası. Bilişimde şimdiki olduğu kadar popüler değildi. Şimdi bakıyorsunuz tarihçesine, Bilgin hocamızı anlattı, Ceylan Hanım da vurguladı. 1950'lerden beri başlamış ve devam eden, daha da eskiye dayanan bir alan teknoloji. Ama bizim bunu kucaklamamız biraz zaman almış. Yani özellikle Türkiye olarak da biraz daha farkımız var herhalde ama işte dünyada 80'lerde, 90'larda böyle zirveye ulaşıp yaygınlaşmaya başlayan, özellikle kişisel bilgisayarlarımızın eve girmesiyle yaygınlaşmış bir konu ama Türkiye'ye bakıyorsunuz işte 90'lar ve 2000'ler belki ve tam olarak da orada biz bu bölümü okurken de daha sonra mezun olup çalışmaya başlayınca da insanlara teknolojiyi, bilişimi anlatmakla uğraştık. Biz ne yapıyoruz, bu konu nedir? Önce biz anladık tabii, yani biz bu okula girince bunu çok farkına vardık ama az önce Buket'in dediği gibi ve Webest'in dediği gibi hani biz bilmiyorduk ama çok şanslı bir tercih yapmışız.
Şimdi 13 yıl sonra bunu söyleyebiliyorum. Çünkü işte o çok yönlülük tarafı çok önemli. Size verdiği o farklı vizyon ve bütün iş birimlerinin, bütün teknoloji birimlerinin bir araya geldiği bir disiplin gibi düşünün. Bunları anlayabilmek, bu dili konuşabilmek geleceğin lisanını size kazandırıyor aslında. Ve bunu bugün söyleyebiliyoruz. Çünkü bakın etrafınıza, aslında ana haber bültenlerinde bile teknoloji konusu geçiyor. Geçenlerde çok popülerdi blockchain, benim de şahsi bilgi alanım. Ana haber bülteninde anchormanlerin bağıra bağıra anlattığı bir konu. Ve ben şaşırıyorum çünkü 10-15 sene önce bu mümkün değildi. İnsanların bizi, yani IT ile ilgili çalışan herkesi helpdesk ya da işte bilgisayarı, mouse'u, klavyesi bozulduğunda arayan biri zannetmesinden. Şimdi geldiğimiz noktada bütün şirket yöneticileri bu lisanı, bu dili konuşmak durumundalar. Bütün şirketler bu dili konuşmak zorundalar. Eğer konuşmazlarsa yakın gelecekte yok olacaklar. Yani biraz abartılı gelebilir size ama etrafınızdaki şirketlere bakın. Eskiden en büyük, dünyanın en büyük şirketleri enerji ve otomotiv şirketleriyken şimdi teknoloji şirketleri. İlk 4, ilk 5 Amerika'da böyle. Türkiye'deki farkı görebilirsiniz. Şu an halen bizim en büyük şirketlerimiz otomotiv ve enerji şirketleri. Ama demek ki yakın zamanda değişmesi gerekiyor. Yeni yeni oluşumlarımız geliyor. Dönelim bölüme. Yani ben şunu şöyle özetliyorum aslında. Bu bölüm bize bir bilet veriyor. Uçak bileti mi deriz artık? Yani bütün her yere seyahat edebileceğiniz bir bilet veriyor. Bu alanda çalışmak. Ve ben bu bileti şansıma çok defa kullanabildim. İşte mezun olunca bu tarz bir uluslararası bir şirkete girerek kullandım ve çok hoşuma gitti bu. Şanslı hissettim kendimi. Daha sonra yurt dışına gittiğimde herkes hem bu şirketi hem de bölümü ve yaptığımız işi anladı ve tanıdı ve çok rağbet gördü. Şu an tekrar döndüm ve çalıştığım şirkette insanlar bu bilete sahip olmak istiyorlar. Yani şu anlamda söylüyorum. Diğer bölümlere herhangi bir şeyim olmasın ama normal ekonomi, finans, işletme, muhasebe bu bilgilerle yetiştiğiniz sürece ve kendinizi geliştirmediğiniz sürece şu anda teknoloji bilgisine muhtaçsınız. Ve bu işte veri diyoruz, veriyi yönetmeye muhtaç bir hale gelmiş durumdayız. O bilet MIS mezunlarında var ve o dili konuşuyoruz ve şimdi o dili öğrenmeye çalışıyor insanlar ama bu formasyonu alan birisi o dili zaten doğal olarak konuşuyor. Ve şey çok güzel bir örnek verdi yine Beste, o sosyoteknik dil. Şimdi çok kafamda güzel oturdu o da söyleyince. Hakikaten herkese aynı sadelikte, basitlikte anlatabilmekten geçiyor. Çünkü çok teknik bir insan olabilirsiniz, yazılımlar yapabilirsiniz ama o dili herkes anlamıyor. O yüzden bu dili birilerinin çevirmesi gerekiyor. Bütün herkese hitap edecek kadar. Yani mesela halen bazen anneme anlatamıyorum ne yaptığımı ya da işimi, mesleğimi ama ona da anlatmayı deniyorum ve bir şekilde, sade bir şekilde dökmeye çalışıyorum. Anlaştık bir şekilde bir 10-15 yıl sonra diyeyim. Çok yönlü. Aynı şeyleri vurgulamak istiyorum Bilgin Hocam'la. Ve size büyük bir bilet veriyor. Bu biletle dünyanın her yerinde aynı dili konuşacağınız insanlarla bir araya gelebiliyorsunuz. Şu anda da bir de benim de maymun iştahlılığım var. Yani çok fazla alan değiştirmedim. Yani marketing, satış vesaire değil. Bu seçenekler mezun olduğunuzda karşınızda olacak. Yazılım mı istiyorsunuz, satış mı ya da analitik bir iş mi, daha böyle denetim, danışmanlık, iş analisti olabilir. Bütün bu alanlar var burada. Ben de bu alanların kendi konularını üzerinde hani geze geze gidiyorum. Şu an işte bir big data ile ilgileniyoruz. Sonra blockchain, blok zinciriyle ilgileniyoruz. Sonra ona da doyuyorum. Hemen işte bulut bileşim diyoruz. Siber güvenlik, keza Bilgin Hocam'ın anlattığı alanlara da ilgim var. Aynı zamanda ekiplerimiz var bununla ilgili şirkette. Çok yönlü, çok çeşitli ve sıkılmaya hiç yerinizin olmadığı bir alan. Herkese öneriyorum desem yeterli olur. Süreyi de etkin kullanayım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler Servet. Katılımcılarımızdan bir iki soru alabiliriz. Çünkü öbür sunum bitmeden başlamasını geciktirmek istemiyorum. Buyurun, sorularınızı bekliyoruz. Buyurun. Ben duydum, evet. Tabii. Bilgim var. Bu fakülte olmayla alakalı soru. Dediğim gibi şu an bu sorunun iki cevabı var. İlki, hani gördüğünüz gibi şu an birçok yönetici arkadaşlar var bizim bölümümüzü bitiren. Hani fakülte mi, yüksekokul mu? Sorun olmadan örnekler karşınızda duruyor. İkincisi, öyle değişen bir dünyada yaşıyoruz ki mesela Türkiye'deki en önde gelen şirketler, mesela
STM Teknoloji, yani milli gemiyi yapan, Türkiye'deki önde gelen kuruluşlardan birisi, şu an lise mezunlarını işe almaya başladı. Benim tabi özel alanım siber güvenlik. Yani siber güvenlik alanında eğer kendisini yetiştirmişse ben lise mezununu bile işe alırım diyor. Niye? Artık etiketlerin hiçbir önemi kalmamaya başladı. İnsanın, kişilerin donanımları çok daha önemli bir hale gelmeye başladı ve Türkiye'de buna ayak uyduruyor. Dedim ki ben şu zamana kadar öğrencilerimiz bunun bir handikapını yaşamadılar. Yani önemli olan sizin hangi donanımlara sahip olduğunuz. Hani bugün UBI olur, yarın fakülte olur. Yani bu bir detay. Hani bir erkek oldu, tabii erkek olunca askerlik olayı önemli. Hani yani orada da bir dezavantaj yok. Çünkü 4 yıllık bir fakülte mezunu olmuş oluyorsunuz bölümümüzü bitirdiğimiz zaman. Diplomanız, lisans diploması oluyor. Yüksek lisans, doktora bölümlerimiz var. Hani bölümde devam edip akademisyen de olabilirsiniz. Yani bunun bir dezavantajını hissedeceğinizi düşünmüyorum ben. Zaten benim aklıma takılan bir soru değildi de bu annelerimiz, babalarımız genelde bunu düşünüyorlar. Bir sorum daha var aslında. Mesela şu an tercih dönemindeyiz. İşte soruyorlar ne yazacaksın, nereye gitmeyi düşünüyorsun falan diye. Yönetim bilişim sistemleri dediğinizde mesela anneannenize söylediğinizde bunu şaşırıyorlar. O ne diyorlar? Hani gitme ona, dandik bir şeydir o falan diyorlar. Nasıl anlatabiliriz bu bölümü onlara? Şimdi aslında değişen bir toplum var. Demin yani ilk başta niye ben başladım hani Facebook vesaireyle. Artık görüyoruz ki anne babalarınız Facebook'u kullanıyor. Yani bir de toplum da değişiyor ve tecrübe ederek görüyorlar ki artık bilişim ve teknolojiye hakim olmanız gerekiyor. Gelecek sizsiniz ve bu geleceği onlara gerçekten hani göstermeniz lazım ki daha az, şimdi şöyle düşün, daha yani birçok meslek dalından mezun olabilirsin ama Türkiye'de bu alanda çok mezun var. Ama MIS çok sayılı ve yani MIS mezununa ihtiyaç sektörde çok fazla. Ve bu sektörden mezun olduğunuzda siz yönetici olarak teknolojiyi hayatlara entegre eden, dahil eden, ailelerinizin ve kendi hayatınızın kalitesini yükselten mezunlar olacaksınız. Ve ben inanıyorum ki velileriniz de artık görüyorlar bunu. Facebook kullanıyorlar, Instagram kullanıyorlar, sizleri oradan takip ediyorlar. Bilmiyorum ne kadar hoşunuza gidiyor ama bu değişim geldi kapımızda. Dolayısıyla lütfen çocuklarınızın önünü açın. Çok teşekkür. Şimdi ben yıllarca bölümümü anlattım. Bitirdim, şimdi işimi anlatmaya çalışıyorum herkese. Siz de aslında mezun olduktan sonra kendinizi işinizi anlatmaya çalışan bireyler olarak bulacaksınız. Bu ben öğretmenim, avukatım demek gibi bir şey değil. Ben bilişimciyim, ben bilişim uzmanıyım dediğinde o ne demek sorusuyla karşılaşacaksın. Bu da demek oluyor ki sen aranılan bir insansın. Çünkü senin bildiğini herkes bilmiyor. Bu güzel bir hissiyat. Bu şekilde bakıldığında herkesin bildiği mesleklerden birini seçmektense bu mesleği seçmeyi yine olsa yine tercih ederim. Bu da ek olsun. Süremizden dolayı son bir soru alabilirim. Tekrar sorabilir miyim? Kaç kişi buraya yazacak? Değişen oldu mu? Okay, çok teşekkürler. Hepinizi bekliyoruz. Aşağıda sorularınızı almaya devam edebiliriz. Hayırlı olsun sınavınız. Geçmiş olsun hepinize. Hocalarımıza ve mezunlarımıza teşekkürler. Bundan sonra Uluslararası Ticaret bölümümüze devam edeceğiz.